Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar, epey bir aradan sonra herkese merhabalar. Şöyle 3-4 tane yavru attık havaya da uçsunlar. Yavruları kovalıyoruz. Bayağı da video çekemedim bayağı zamandır. Bilmiyorum, belki keyfim olmadı artık. Canım istemedi. Şöyle bir hazır gelmişiz bayağı, ardından sonra bir video patlatalım. Arkadaşlar, şimdi kümeste bayağı kuşlar azaldı. Karşı timurunu oraya gönderdim. Bir de dişiyle erkeği ayıracağım. Artık erkeğin dişini ayırma zamanı geldi. 6. ay gibi bırakacağız inşallah. Bir takım falan bırakacağım şeye. Yavru alacağım, bir takım bırakacağım. Gelene ayıracağım hepsini. Dişi erkeği baş kümestere koyacağım. Şu beyazımız burada, gerçi bayağı oldu video, kuşlar unutulmuştu direkt. Şu perçemli mavi, benim buraya uçurduğum mavinin direkt aynı kardeşi. Onu şu an teki aldık. Ama erken aldık biraz. Daha var zamanı. O yüzden şu an onun videosunu çekmeyeceğim. Ondan sonra videosunu çekeriz. Şöyle bir beyazımız var. Beyazımız şu dumanlı killimizin yavruları vardı, beyazlar. Dişi beyazdan beraber. Burada bu kara mavimiz var şeytanlardan. Bu maviden arkadaşlar, şu mavi çok güzel oynadı. Bundan sonra biz de burada ayırdık damızla. Altında böyle bir tane, bir takım yumurta var. İşte bunlar kalacak. Bunları büyüdükten sonra bunları da ayıracağım. Şurada bir tane dişi mavimiz var. O bir arkadaşın hediyesi. Ondan sonra şurada bir bozdumanlımız var. Bu bozdumanlının yavrusu şu hem perçemliğin anası hem de şunun anası. 5-6 tane yavru var, uçuruyoruz. Beyaz var. Ondan sonra bir savini var, bir miski var. Orada bir tane bozdumanlı var. Yine uçurduğum o mavilerden, o da havada ufak ufak patlamaya başladı. Biraz daha kuvvetlensin. Güzel de hafiften de bir rüzgar var arkadaşlar. Yavruların tam böyle kanatlarının kuvvetleneceği zamanlar. Tam şeyler. Bayağı da arkaya atıyor onları. Ama tabii bu havada sıka girmiş kuşu, teke düşmüş kuşu uçurmak akıl kârı. İşte bir kuşu bozabilirsiniz. Ama yavru, mükemmel yavru uçar. Yavru uçar. İşte havada patlayan kuyaksan taklaya çevirmişler. En tatlı zamanları ya kuşların. Şu beyazdan Sabuni kardeş, miskinin bir karış sıka girdi, kayboldu. Aşağılara düştü. Şu ileride, şu bayrağın altında, şurada çam ağaçları var. O taraflara düştü. Ondan sonra da tabii ki iki ayaklı kediler yuttu onu. Neyse, sağlık olsun, yapacak bir şey yok. 6 tane, 8-9 tane yavru aldım bu dönem. İşte 6 tanesi havada. İşte, pardon, 6 tanesini uçurduk, bir tanesi kayboldu. Bir tane saf teke düştü ama onu tekrar uçurmaya devam edeceğiz. Şu perçemli dumanlı. Ondan sonra 4 tane de yavruyu uçuruz işte. Bakalım biraz daha şöyle uçsunlar. Öyle nefeslensinler. Orada aşağıda bir tane postaların erkeği öldü. Beyaz postamın erkeği öldü, o yaşta olan posta öldü. Orada bir tane dişi postamız var. Dişi postamızda da bu erkek eş olmuş. Kafasını böyle. Ben de altına yumurta çektim onun. Ya daha doğrusu boş yumurta koydum. Ondan sonra bakayım. He arkadaşlar, şimdi bu aşağıdaki dumanlıyla şu şey, pardon, mavi ile kara mavi ile şeytanlardan bu dumanlıyı da bir arkadaş hediye etmişti bana. Kuş çok güzel kuş. İzledik. Ondan sonra onların yumurtalarını buraya kaydırmıştım. Onların yavruları şöyle büyüyor. Bir tanesi böyle kara, bir tane mavi var. Bir tanesi de şöyle bir Sabuni büyük ihtimal. Ama o da herhalde şeyli olacak, alacalı olacak. Kuyrukları falan farklı. Şeyin farklı. Şimdi burada iki tane kuş göstereyim ben size. Bu dişimizle, daha yumurtlamadı gerçi de, bu dişimizle bu erkeğimiz arkadaşlar Edirne'den Seyitan abinin kuşlarından. Seyitan abi sağ olsun bize bunları layık gördü, gönderdi. Allah razı olsun. Kuşlar zaten kendini belli ediyor arkadaşlar.
Bunun gerçi Seyitan abinin kanalı var. Aşağı linki atarım videonun. Oradan da bunu videolarını izlersiniz. Erkeğin videoları falan var. Güzel hayvanlar. Bunlar da böyle bir takım yeni geldi bunlar. Geçen bu geçtiğimiz pazartesi geldi bunlar. İşte attık kümese. Bunlardan bir takım yavru düşürmeyi düşünüyorum. Almayı düşünüyorum. O bakalım, onlar alt yuva kardeşleri. Ve Sabuni'nin de... Bir dakika. Ay, ulan. Tek başına da video çekmek. Arkadaşlar, bunların kuyruklarında şöyle bir ayrık var. Bunlar farklı bir özellikten geliyor veya kandan geliyor. Benim pek hakim olmadığım bir şey. Yani kuyruğunu çekseniz de aynı şekilde tekrar o şekilde geliyor. Dişi zaten alt yuva kardeşi. Dişi zaten alt yuva kardeşi. Bakalım inşallah. Ben erkeği dişinin de videosunu gördüm. İşte çok güzel, muazzam. He, nerede diyordu? Bir tane yumurta yapmıştı burada. Küçük bir tane yumurta yapmış böyle. Büyük ihtimal taş yiyemedi hayvan, birkaç böyle şey yapsın diye. O yüzden de küçük bir yumurta çıkmıştı. Ha, burada. Bakın arkadaşlar, şöyle bir yumurta yaptı. Gerçi boş bir yumurta da. Herhalde iki yumurtası. Gerçi Seyitan abi söyledi, iki yumurtası değil ama. Bunlar böyle arkadaşlar. Böyle yavrularımız var. Burada bir takım. Gerçi bu anası. Bunların altına, bunlar kendileri eş aldılar. Anasıyla beraber. Ben de bunların altına yumurta çektim. Bir takım güzel bir dumanla büyüttüm. Diğer beton kümesi de o şey yaptığım dumanlar. Onları da çekeceğim. Oradan da bir video atayım. Onları şu an bunlar büyütüyor. Şu dumanlı kilimizden bir tane beyaz aldım. O da yuvada söküldü kendi. Aşağıda ona da bakarız. Aşağıda kuş kalmadı pek ya. Altına bir boş yumurta attık bakalım. Postamız da eşsiz kaldı ama ben ona eş getireceğim. Postalarımız çok akıllı postalar. Bir de uçan yavrular var. İşte başka. Orada ne var? Ha, orada bir tane yavru. Burada bir yanar dönümüz var arkadaşlar. Bu yanar döneri de Ömer abi getirdim. Ama işte bu şu an tedavi aşamasında. Videolarda da bahsettiğim o dejavit yumurtlaması için verdiğim vitaminden veriyorum. Şöyle göstereyim de. Şöyle bir hap. Bunu nasıl veriyoruz? Bunu 3 parçaya bölüyoruz. Ondan sonra her gün birer parçasını ütürüyoruz. Yani toplam bir haftada, bir hafta filan 3-4 parça tam halinde yutturuyor. Yani tam haliyle 3-4 parça oluyor. Bakalım o da yumurtlayacak inşallah Nudi. Şu zamana kadar o da geldi, 2 ay oldu ama yumurtlamadı. Yumurtayı kesmiş. Bana geldin dedim. İnşallah yumurtlarsa anında onu da beyaz değiştirdim. İnşallah altından güzel bir şeyler düşer. Bakarız. Ya şu an beklediğimiz kuşlar bunlar. Yavrularımız uçuyor. O çok güzel ya. Tam böyle bir hafiften bir rüzgar var. Aferin lan sana. Bakalım bir tane daha bunu başlatsak. Şu beyazı hiç uçurmadım ya. Bir tane beyaz uçuruyorum. Bu beyaz da benim uçurduğum. Hatta beyaz da Sabuni kardeş. Yere indiğimde gösteririm şimdi onlara. Baksana o Sabuni ufak ufak patladı, taklaya çevirdi. Hızlandırıyor şimdi. Tarafa doğru rüzgar olması iyi oluyor. Kışlar aşağı düştü mü zor geliyor ama bu tarafa düştü mü daha rahat geliyorlar. Aferin sana, aferin. Aferin beyazıma. Aferin, maşallah, subhanallah. Aferin size be. Aferin. Evet. Şu miski de şeytanların uçurduğum şeytanların anası, yine bunun anası, başka bir miskiyle işledim. Bu miskiyi gönderdim. Timon'u oraya koyduk onu da. Şiler ki bayağı bir ayırdık işte. Birkaç tane yumurtalı alanlar vardı. Onlar kaldı sadece. Uçurduğum beyaz var. Şu şöyle boz dumanlı, oradaki ballı boz dumanlı kula, ne diyorsanız. Perçem dumanlı öz yumurta kardeşleri. Onlar da uçurduğum mavinin kardeşleri. Baba bir. Hani oradaki boz dumanlı, bir tane koyu bir boz dumanlı var. O. Bakalım o yavruları uçuruyor şu an. Yavrular da bilmiyorum, zıkkım gibi iyi büyüdüler. Bu mevsimden sonra ama yavru almak
çok iyi bir şey de olacağını düşünmüyorum. Çünkü anayı babayı çok yıpratıyor yavrular. O yüzden de ben bu mevsimden sonra, 6. aydan sonra yavru almayı düşünmüyorum. Genelde de kurço veya işte bu işe gönül vermiş arkadaşlar da genelde de şey yapmıyor, almıyor. Ben de almayı düşünmüyorum. Bu beyazdan da, buradaki Sabuni kardeş arkadaşlar. Onu da iyi bakın. Şimdi Sabuni iyi bakın. Açık görünüyor. Daha doğrusu açık derken o beyaz yerlerinde noktalık görünmüyor. Ama bu kuş tüyünü attığı zaman aynı böyle oraları böyle benek benek oluyor. Yani alttan benekli böyle Sabuni boz gibi bir şey oluyor yani. Çok güzel renk alıyor o kuşlar. Pelin melinde beyazlıklar falan var. Bir değişik. Onun anasına benzemiş. Şimdi burada şu erkek çıkmış. Orada dediğim gibi kardeş var, boz dumanlı dişi. Bu da dişiye benziyor. Beyazımız erkek zaten. Genel olarak kuşlara durumlar böyle arkadaşlar. Yakından şöyle çekeyim ki. Yani sormak istediğiniz bir şey varsa yine ben hani video atmasam da yine cevaplamaya çalışıyorum. En azından. Kanat makaslama videosunun altına bir dünya yorum yapmışlar. Bilmeyen adamlar var. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Adamlar kuştan anlamıyor, etmiyor. Ondan sonra da yok işte bunun canı yanar, yok işte parmağını koparmak gibi bir şey bu falan sıkmışlar, yazıyorlar. Yani kuşun kanadını kesin ona tırnak kesmek gibi kuşun canı yanmaz. Hatta daha faydalı, çekmekten daha faydalıdır. Kuş kendini tekrar yeniler. Çünkü bu tüplerin içi boşalacak, kuruyacak. Kendini çektiği zaman da dökülecek onlar. Yani sıkıntı vermeyecek. Ama direkt çekersen kanında dibinde et, kan parçası olan teleyi çekiyorsun. Bu sefer de hayvan sıkıntıya giriyor. Strese girebiliyor. Şurada inceye girmiş. Durumlar böyle. Arkadaşlar. Bakalım inşallah bir faydasını görürüz bu sene ayırmanın. Herkes Allah'a emanet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bize destek veren herkese şu an yani başka bir şey diyemiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.